Merhaba sevgili seyirciler. Yaşama dairle karşınızdayız. Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük terör saldırısını konuşacağız. Evet, Ankara Baro Başkanı Hakan Canduran bizlerle birlikte. Onunla sohbetimiz birazdan başlayacak ama bir ayrıntılara değinelim isterseniz. Hatırlatmalarda bulunalım, daha sonra konuşacağız detayları. Ankara'da dediğimiz gibi Cumhuriyet tarihinin en büyük terör saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısı açıklanan resmi rakamlara göre 97'ye yükseldi. Başkent Ankara'da yaşanan katliamın boyutları gün geçtikçe daha da büyüyor. Başbakanlık Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada Ankara'daki terör eyleminde bir Filistin vatandaşı, bir sivil olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısı 97 olmuştur denildi. Hastanelerdeki yaralıların tedavisi ise sürüyor. Ve barodan bir açıklama vardı. Ankara Barosu Yönetim Kurulu Cumhuriyet tarihinin en büyük terör saldırısıyla ilgili İçişleri Bakanı ve diğer emniyet görevlileri hakkında görevi kötüye kullandıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Ankara Barosu Başkanı Hakan Canduran Hürriyet Dünyası'na yaptığı açıklamada az önce karar aldık, İçişleri Bakanı, Ankara Valisi, Ankara İl Emniyet Müdürü, İstihbarat Dairesi Başkanı ve savcılıkça resmen tespit edilecek diğer görevli kişiler hakkında TCK'nın 257. maddesindeki görevi kötüye kullanma iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuyoruz. Faillerin ortaya çıkarılması için bundan başka bir yol olmadığını düşünüyoruz dedi. Evet, bu suç duyurusunu da değerlendireceğiz birazdan ama bir taraftan da 1 Kasım seçimleri var önümüzde. Seçimlere gidiyoruz. Alanlar da hareketli. CHP Samsun milletvekili adayı Şaban Sevinç, Samsun'un Bafra ilçesi muhtarlarıyla bir araya geldi. Bafra'nın sorunlarına değinen Sevinç, Bafralı muhtarlara 1 Kasım'dan sonra milletvekili seçilirsem emrinizde olacağım dedi. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Çok teşekkür ediyorum sizlere katıldığınız için. Seçim çalışmalarını sürdüren CHP Samsun milletvekili adayı Şaban Sevinç, Samsun'un Bafra ilçesi muhtarlarıyla bir araya geldi. Çok güzel bir atmosfer görüyoruz. Çok güzel sahip çıkıyorlar işte bizim çocuğumuz Bafra'nın evladı diye. Bafralı muhtarların yoğun katılım gösterdiği toplantıda CHP Samsun milletvekili adayı Şaban Sevinç, Bafra'nın sorunlarına dikkat çekti. Bafra'da üretilen mısırdı, buğdaydı, pirinçti, bunları direkt Bafra'dan işleyerek dünya pazarlarına, Avrupa'ya, Afrika'ya, Asya'ya, Samsun limanından pazarlayabilir hale gelmemiz lazım. Dünya standartlarında bir meyve hali yapılması gerek. Bafra Ovası Türkiye'nin en büyük tarım alanlarından biri ama maalesef gerektiği gibi değerlendirilemiyor. Çin'den, Singapur'dan pirinç getiriliyor. Bafra'da pirinç üretilmesine rağmen, fazlasıyla Türkiye'ye yetecek olmasına rağmen, komşu ülkelere ihraç edebilecek olmamıza rağmen, İşletmeyi ve pazarlamayı yapamadığımız için Samsun'da bile ithal pirinç tüketir hale gelmişiz. Bafra'daki sulama sisteminin yenilenmesi gerekiyor. Bafra Ovası'na kurulacak modern sulama kanalları ve sulama teknolojisi Türkiye için yapılamaz bir yük değil. Mesele bunu gündeme alıp bir sorun olarak görüp şunu yapalım diye karar almak noktasında. Bunun hızla yapılması gerek. Kızılırmak'a bir köprü yapılıp Bafra'da ulaşımı rahatlatmak lazım. CHP Samsun milletvekili adayı Şaban Sevinç, köylülerin büyük sıkıntısı olan 2B arazilerine de değindi. 2B arazilerini beyanname bedeli üzerinden köylüye devretmemiz gerekiyor. Çünkü zaten onlar fiilen kullanan kişinin olmuş. Devlet şimdi oradan acaba köylüden ne para alabilirim mantığında. Zaten kullandı. Zaten fiilen kendisinin olmuş, dedesinden beri kullandığı toprağı şimdi elinden alacak ve ona raiç bedelle satacak. Yani bu akıl alır gibi bir şey değil. Kabul edilebilir bir şey değil gerçekten. Emlak vergisi değerinden düşük bedelle onları kullanan kişilere devretmemiz gerekiyor. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin planı, projesi bu. CHP Samsun milletvekili adayı Şaban Sevinç, 1 Kasım'da milletvekili seçilirse Samsunluların emrinde olacağını da söyledi. Eğer ben seçilirsem hakikaten hem Bafra'da hem Samsun'da hem de Alaçam'da çok güzel bir atmosfer görüyoruz. Çok güzel sahip çıkıyorlar. İşte bizim çocuğumuz Bafra'nın evladı diye o sıcaklığı hissediyoruz. Ben kendimi Samsun milletvekili olarak görmeye başladım. Bunu sizlerden aldığım elektrikle, Bafra'dan, Alaçam'dan aldığım elektrikten görüyorum. İnşallah nasip olur da milletvekili olursam, 1 Kasım'dan sonra sizlerle iç içe Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde
Bafra'nın gümbür gümbür sesi olacağım. Sizin ne sorununuz olursa emrinizde olacağım. Evet sevgili seyirciler, dediğimiz gibi 1 Kasım seçimleri de yaklaşıyor. Alanlarda yine hareketli. Ancak şimdi Ankara'daki patlamayı konuşacağız. Dönelim hemen stüdyomuza. Ankara Barosu Başkanı Hakan Canduran bizlerle birlikte. İyi günler. Hoş geldiniz diyemeyeceğim. Ne yazık ki yaşadığımız bu son birkaç gün inanılmazdı. Türkiye adeta kan gölüne döndü. Evet. Bu son patlama da dahil olmak üzere peş peşe birçok kötü olay yaşadık biz. Ama bu son patlamaya baktığımız zaman hem Ankara'nın göbeği, güvenliğin en yoğun olduğu şehir diyelim. Kuş uçmaz adeta, yaşadığımız için biliyoruz. Evet. Siyasiler, meclis burada, bütün bakanlıklar, daire başkanları, herkes burada. Ve üstelik patlama noktasını da dikkate alırsak eğer, güvenlik birimlerinin en yakın olduğu mesafede böyle bir patlama oluyor. Evet. Önce isterseniz bir giriş yapalım. Yine Türkiye'nin başı sağ olsun, hepimizin başı sağ olsun diyelim. Buyurun. Efendim hepimizin başı sağ olsun. Bir meslektaşımızı da yitirdik. Evet bu arada, doğru. Arada. Bugün onun cenaze törenine katıldık. Çok üzgünüz. Ankara Barosu olarak büyük bir yas içine girdik. Ne yazık ki bu ülkede o meydanda arabanızı 5 dakika yol kenarında tutsanız en az 5 tane polis ekibinin geleceğini bilirsiniz. Çünkü kameralar, emniyetin bilgi işlem daireleri sizi anında görür. Devletin İçişleri Bakanlığı açıklama yapıyor. Diyor ki orası bizim miting alanı olmadığı için güvenlik almamız gerekmeyen bir yer. Şimdi zaten burada asıl kusur ortaya çıkıyor. Evet. Devletin asıl görevi vatandaşını her hal ve koşulda korumaktır. Daha önceki mitinglere dikkat ederseniz Ankara dışından katılacak otobüsler, araçlar didik didik aranırken ne yazık ki bu kez hiçbir arama şehrin olmadı. Dışından başlar evet efendim, hatta bu evet aramalar. Efendim. Hiçbir şekilde olmadı. Burada devlet bir zafiyet içinde oldu. Nitekim bakanlık da kendi suçunu aslında itiraf etti. Arama yapmadığını da açık şekilde belirtti. Anayasa, il idaresi yasası, toplu gösteri, yürüyüş yasası açık şekilde belirtiyor. Korumak yükümlülüğünüz vardır. Vatandaşınızı ve mitinge katılanı. Tüm dünyada böyledir. Hem iç koruma sağlanır hem de dışarıdan o yürüyüşe katılacak insanlara hukuken ve kanunen korumak zorunluluğunuz vardır. Evet. Ne yazık ki yapılamamıştır. Evet. Şimdi siz olayı duyduğunuz an hemen yönetim kurulu üyelerinizle bir karar aldınız ve bir kriz masası oluşturdunuz. Evet. O andan itibaren yaşananları da bir konuşalım. Sonra elbette ki güvenlik zafiyetini yoğun olarak konuşacağız. Ortalık savaş alanı gibiydi. Gelen konuklarımız da bunu belirtti. Oradaki bulunan görgü tanıklarından da edindiğimiz cesetlerin üzerinden atlıyorduk dediler. Evet. Ve gittiniz gördünüz. Bir o anları da konuşalım. Efendim şöyle, ben Ankara dışındaydım. Antalya'da stajyer avukatlar kurultayındaydım. Kurultayın başladığı anda haber geldi. Yönetim kurulu üyesi arkadaşım aradı ve hüngür hüngür ağlayarak, Cemalettin Bey hüngür hüngür ağlayarak aradı. Sayın Başkanım burada etlerin kanların üzerindeyiz. Lütfen bir şey yapın dedi. İlk tepki ambulanslar alana sokulmuyor. Polis alana girmeye yardım etmeye çalışanlara gaz sıkıyor. Bu arada yaralılara da gaz sıkılıyor diye geldi. Ambulansların geciktiğini söyledikleri an ben şu kararı verdim. Baromuza ait tüm araçlar ve çalışanlar ile yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız alana gitsinler ve yaralı tüm insanları lütfen taşımak için, yardım etmek için ellerinden geleni yapsınlar. Hemen akabinde ben ilk uçağa atlayarak Ankara'ya geldim. Hı hı. Bir kriz masası kurduk. Genel sekreterimizle Sayın Hanımız kriz masasını yönettiler. Ben
ve 4-5 tane yönetim kurulu üyesi arkadaşım hemen adli tıp kurumuna gittik. Çünkü adli tıp kurumuna ne aileleri, ne avukatları, ne de milletvekillerini alıyorlar. Daha da acısı, karşılarına bir muhatap dahi çıkartmıyorlar. Zavallı güvenlik görevlileriyle muhatap olmak zorunda kalıyorlar. Hemen bir kısım avukat arkadaşlarımızı hastanelere ve emniyete gözaltılara yolladık. Kriz merkezindeki arkadaşlarımız bunu yönetti. Ben bir an önce adli tıp kurumunun önüne savcının gelmesi gerektiğini, mutlaka görüşmemiz gerektiğini söyledim. Arkadaşlarımız bunu yönetti. Ben bir an önce adli tıp kurumunun önüne savcının gelmesi gerektiğini, mutlaka görüşmemiz gerektiğini söyledim. Bir zahmet gelebildiler ve şunu söyledik. Bakın, burada canı yanmış, inanılmaz acı çeken insanlar var, karşılarında muhatap arıyorlar. Ve ne yazık ki size güvenemiyorlar. Güvendikleri tek makam baro, Ankara Barosu. Lütfen izin verin, biz içeriye girelim. Ben otopsilere girmeye razıyım. Yeter ki insanlar işlemin açık yapıldığını, doğru yapıldığını görsünler. Ve bunun sonucunda bir infialin doğacağını anlayan başsavcılık bana, yanımda 3 avukat arkadaşıma ve Türk Tabipler Birliği'nden gelen 3 uzmana izin verdiler. Biz bizzat otopsiye katıldık. Evet. Gerçekten çok acı. Bu arada bir son dakika gelişmesi de var. Onu da paylaşalım. Patlama için başsavcılık kısıtlama kararı aldı. Ankara'daki barış mitingine yapılan bombalı saldırıyla ilgili soruşturmada kısıtlama kararı alındı. Karara göre avukatlar dosyadan bazı istisnalar dışında bilgi, belge alamayacaklar. Benzer kısıtlama kararları Suruç ve Diyarbakır'daki bombalı saldırılardan sonra da alınmıştı. Sanık avukatıyla mağdur avukatları arasında ayrım gözetilmeden verilen kısıtlama kararı, yakınlarını kaybedenlerin avukatlarının ve mağdurların dosyadaki gelişmelerden haberdar olmasının da önünü kapatıyor, önü kesilmiş oluyor. Karar basına yönelik özel bir gizlilik kararı anlamına ise gelmiyor diyelim. Ama elbette ki haber alma açısından da özellikle yakınların, sizlerin bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Biraz önce onu anlattığım olayın işte soruşturma safhasındaki tezahürü. Evet. Ne yazık ki bizim ülkemizde kurumlarda iyi niyet ve açıklık prensibi uygulanmıyor. Üzülerek söylüyorum. Koordinasyon yok. Ankara Barosu olmasaydı o gün adli tıp kurumunda hiçbir işlem yapılamazdı, emin olunuz. Tek tek ben ve arkadaşlarım başında durduk, her işlemin başında durduk. Çok iyi niyetli savcılarımız olmasa, çok iyi niyetli emniyet görevlilerimiz olmasa inanın bir şeyler yürütülemez. Bakın, açıklık ilkesini yine kapattılar. Evet. Yine söylediğimiz noktaya geldiler. Yine vatandaştan uzaklaşıyorlar. Ben de size sağlıklı yürüyor mu diyecektim. Hayır hukuki efendim. Açıdan zaten işte buyurun. Bu da geldikten mümkün sonra mi? Cevabı ortada. Evet, cevap ortada. Çok konuşulacak bir şey yok. Yine bir kısıtlılık, yine açıklık yok. Yine kapılı kapılar ardında ne olacak endişesi ve korkusuyla hangi fiil, hangi fail ortaya çıkarılacak? Bizler avukatlar nasıl müdahale edeceğiz? Nasıl doğru deliller toplanacak? Nasıl tanıkların ifadesine başvurulacak hiçbir şeyden haberimiz olmadan dosyalar aynı kapalılık içinde bir yere götürülecek. İşte evet, korkumuz buydu, nitekim oldu. Maalesef böyle bir karar alındı. Patlama için, Ankara'daki patlama için hemen tekrarlayalım. Başsavcılık kısıtlama kararı alıyor. Bu ne demek oluyor? Yakınlarını kaybedenlerin avukatları, mağdurlar bu dosya içindeki gelişmeleri ne yazık ki göremeyecekler, takip edemeyecekler. Diyecek bir şey, sözün bittiği yer oluyor. Aynen. Zaten bekleniyor hep değil mi böyle evet bir olay efendim olduğunda? Şimdi kesin buna evet bir yasak gelir deniliyor. Evet. Ki nitekim Suruç'ta ve Diyarbakır'da da aynı şey yaşanmıştı. Şimdi baktığımız zaman Suruç dedim, Soma'yı da buna ekleyebiliriz. Evet. Birçok patlamayı, olayı ekleyebiliriz. En son Ankara. Tamam, bunlar yaşanıyor. Peki bu işin bir siyasi sorumlusu olmuyor mu hiçbir zaman? Evet. Niçin bir istifa haberi gelmiyor bize? Çok haklısınız. Ne yazık ki ülkemizde Batı kültüründen kırıntılar dahi kalmadı. İstifa kültürü yok. Azil kültürü yok. Sorumluluk kültürü yok. Bir halatın kopmasıyla
Japon mühendis intihar etti. Bakın bir halatın kopması, evet. Can kaybı yok. Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük terörist faaliyeti Ankara'nın göbeğinde oldu. Ve çıkılıp deniliyor ki biz önlem almıştık. Daha fazla önlem almamıza gerek yok. Ya da güvenlik zafiyetiyle ilgili soru soruldu. İstifa etmeyi düşünüyor musunuz diye. Evet, hiçbir şekilde. Diğer bakan güldü. Bir diğer bakan da öyle bir durum yok dedi. Yok dedi. Şimdi bunun üzerine o zaman başka mekanizmaların çalışması gerekiyor. Yani bizlerin bu işlerin peşine düşmek zorunluluğu doğuyor. Nitekim Ankara Barosu yönetimi de bugün acil olarak toplandı ve bu konuda suç duyurusunda bulunma kararı aldı. Hazırlandı ve bugün itibariyle savcılığa suç duyurusu peki sunuldu. Peki şimdi bu suç duyurusu bu kararla ilişkilendirildiğinde nasıl olacak? Bu etkiliyor mu? Sizin suç duyurunuz bu kısıtlama kararı etkilemiyor. Hayır efendim etkilemiyor. Bu ayrı bir başvurudur. Savcılık makamı bizim İçişleri Bakanı, Ankara Valisi, İl Emniyet Müdürü ve İstihbarat Dairesi Başkanı ile kendi re'sen bulacağı sorumlular hakkında yapacağı soruşturmayı beklemek durumundayız biz. Bizim tek derdimiz şudur. Bir an önce suçluların bulunup adaletin önüne çıkarılmasıdır. Adaletin önüne çıkarıldıktan sonra zaten vicdanlara rahatlık gelmeye başlayacaktır. Evet. Ama bu katliam yine yıllara sari hale gelirse yine Türkiye eski Türkiye olacak. Evet, burada aslında devletin zirvesine görev düşüyor ama bir videomuz var, bir ses dinleyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti sevgili seyirciler? Daha sonra değerlendirelim. Sayın Obama'ya sesleniyorum. Neredesin başkan diyor. Dışişleri Bakanı'na, Biden'a sesleniyorum. Neredesiniz diyor. Biz siyasiler ülkemizde işlenen cinayetlerden sorumluyuz. Tavrımızı ortaya koymak zorundayız. Çünkü halk size oylarını verirken benim can güvenliğimi, mal güvenliğimi sağlayacaksın diye veriyor. Eğer siz bu tür bir olay karşısında sessiz kalırsanız dünya da size her zaman sessiz kalacaktır. Evet sevgili seyirciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle konuşmuştu. Dünya da size sessiz kalır, siz sessiz kalırsanız dedi. Şimdi Hakan Bey'e de soralım. Şimdi dedikleriyle şu anki yaptıklarını bir düşünürsek. Diyecek bir şey bulamıyorum ben, siz bulabiliyor musunuz? Aynısı efendim, diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Lütfen çıksın televizyonlara ve bangır bangır bağırarak aynı şeyleri tekrar etsin. Çünkü bu halkın buna ihtiyacı var. Ama bunu yapabileceklerini sanmıyorum. Evet, ne yazık ki yaşanan olaylar adına, ABD'de yaşanan olaylar adına böyle konuşmuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Durum bizde şu an vahimin üzerinde, çok kötü bir tabloyla karşı karşıyayız. Ve evet, dünyada bize sessiz kalıyor bu durumda. Evet, şimdi bilgileri de alalım bir yandan da. Şu anda ne aşamada? Siz evet soruşturma suç duyurusunda bulundunuz. Özellikle görevi kötüye kullanma iddiasıyla. Evet. Bu durumda da aslında görev kötüye mi kullanılmış oluyor? Suç duyurusunun içeriğine de bir girelim. Faillerin bir an önce ortaya çıkarılmasını istiyoruz dediniz. Evet, evet. Sayıyla ilgili birazdan Bayazıt İlhan'a da bağlanacağız. Türk Tabipler Birliği'ne. Sizdeki veriler nedir? Aynı 97. Söyleyeyim efendim. Hı hı. Şimdi yalnız şöyle bir durum var. Biraz önce yine arkadaşlarım, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım adli tıp kurumuna gittiler. 11 tane cenaze var. 3 tanesi vücut bütünlüğünü koruyor ama 8 cenazede inanılmaz şekilde tanınmazlık var. Daha kim oldukları belirlenemiyor. O vaziyetteyiz efendim. En son bilgide bunu vermekte yarar var. Evet. Yoğun bakımda olan vatandaşlarımız var. Evet. Özellikle şu an durumu kritik olan vatandaşlarımız. Bir de tabii işin şu boyutu da var. Şehir dışından gelenler var. Hastane önlerinde bekleyenler var. Barınma güçlüğü çekenler var.
içeride hastaları yatıyor, yakınları var, onları takip edenler var. Bir taziye çadırı kurulmuştu en son Adli Tıp Kurumu'nun önünde. Çok zor, hava şartları giderek Ankara'da ağırlaşmaya başladı. Ama efendim Ankara'da kurumlar var. Çankaya Belediye'miz cumartesi günü gerçekten insanüstü bir çalışma gerçekleştirdi. Sayın Taşdelen bizzat oraya geldi. Bizim de katkılarımızla battaniyeler, sıcak çorba, kapalı ortamlar yaratmaya çalıştık. Ama emin olun bu Kızılay'a mal edildi. Emin olun Kızılay'a mal edildi. Biz orada olduğumuz sürece Kızılay ortalıkta yoktu. Şimdi işin ilginç boyutları da var aslında. Şimdi iki canlı bomba denildi açıklamalarda. Bundan öncesine bir gitmek istiyorum ben. Biz sosyal medyayı çok kullanır hale geldik. Öyle bir ülkeyiz şu anda. Sosyal medyada her paylaşımımız ne yazık ki çok yakından takip ediliyor. Tekrar döneceğim bu soruma ama Bayazıt İlhan telefon attığımızda. Sayın İlhan, iyi günler diliyoruz, kolaylıklar diliyoruz, yoğunsunuz. Ben de iyi yayınlar diliyorum, evet. Kolaylıklar diliyorum. Teşekkürler. Size. Şimdi son verileri de öğrenelim sizden. Siz de çok yoğun bir çalışma içerisindesiniz. Günlerdir diyelim bu patlamanın olduğu günden itibaren siz de, evet, Türk Tabipler Birliği olarak üzerinize düşen görevi fazlasıyla yerine getiriyorsunuz diyebiliriz aslında. Stüdyomuzda da Ankara Barosu Başkanı Hakan Canduran bizlerle birlikte, o da aktardı ama sizden de öğrenelim. Şu an hastanelerdeki durum nedir? 97 diyoruz ölü sayısı ne yazık ki. Evet, yoğun bakımda, evet, olanlar var, vatandaşlarımız. Buyurun efendim. Bizdeki verilere göre ne yazık ki ölü sayısı 100'ü geçmiş gözüküyor. 105 ölüm olayı gözüküyor bizdeki verilere göre. Cumartesiden bu yana bir kriz masası ve koordinasyon masası oluşturmuştuk. Gerek Adli Tıp Kurumu'ndan gerekse hastanelerden, meslektaşlarımızdan, hastane idarelerinden, evet, verileri toparlıyoruz. Şu anda ne yazık ki ölü sayısı 100'ü geçmiş gözüküyor. Tabii halen yoğun bakımda tedavi gören Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre 58 hasta var. Hayati tehlikesi devam eden yaklaşık 30 kişi olduğu ifade ediliyor. Dolayısıyla ölü sayısının artmasından endişe ediyoruz. Yine Sağlık Bakanlığı şu anda hastanelerde yatmakta olan 138 kişi olduğunu bildirdi. Bizim hastanelerden aldığımız geri bildirimlere göre olayın gerçekleşmesinden bu yana burada yaralanan ve hastanelere başvuran 440'ın üzerinde yurttaşımız var. Bunların bazıları ayaktan tedavi olarak evlerine gönderildiler. Bazıları hastanede yattı, bir iki gün sonra taburcu oldu. Halen de yatarak tedavi gören Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 138 kişi var Elif Hanım. Evet, durum çok vahim aslında. Yüzün üzerinde diyorsunuz, yüzü geçmiş durumda. Resmi rakamlar şu anda halen 97 olarak, evet, evet, veriliyor. Evet. Biz de bu resmi rakamlara uyarak hareket etmek durumunda oluyoruz ama elbette ki siz, evet, evet, hastanelerle iç içe olduğunuz için şu anda daha net bilgiler alıyorsunuz. Umuyoruz sayı fazlalaşmaz. Evet. Bu arada, evet, hasta yakınları da eminiz ki şehir dışından gelenlerle biraz önce de konuştuk. Hava şartları da ağırlaştı. Evet. Burada zor durumdalar aslında. Türk Tabipler Birliği bu anlamda da yanlarında duruyor şu an yakınların. Onu da biliyoruz. Evet, çok biz hekimler olarak yaralı yurttaşlarımızın sağlığına kavuşması için elimizden, evet, gelen çabayı harcıyoruz. Bugün hastaneleri de dolaştık. Meslektaşlarımız hakikaten olağanüstü bir çaba içerisindeler. Evet. Hastaların tedavisi konusunda. Patlama olduğu sırada özellikle Numune Hastanesi ve İbn-i Sina Hastanesi'nde korkunç bir yoğunluk meydana gelmişti. Bütün hekimler seferber oldular. Gönüllü hekimler geldiler. Hastanede nöbetçi olmayan hekimler de akın ettiler. Ve yaklaşık 2-3 saat içerisinde hastaları gruplandırmayı, ameliyata girmesi gerekenleri ameliyata almayı başardılar. Evet.
oldukça aktif bir çalışma götürdüler hekimlerimiz ve sağlık çalışanları. Tabii hastaların sağlığı açısından belki de en vahimi Elif Hanım. Bizim Türk Tabipleri Birliği'nin bir korteji de vardı. Patlama yerine çok yakındı. Yaklaşık 50 metre mesafedeydi. Hı hı. Saniyeler içinde hekimlerimiz patlamanın olduğu yere geldiler. Ve ilk yardım hizmeti, kalp masajı, solunum desteği vermeye çalıştılar yaralılara. Tam o sırada ne yazık ki çevik kuvvet polisleri, tomalar, akrepler geldi olay yerine. Ben de oradaydım. Gaz attılar. Orada bir arbede yaşandı. Yerde çok sayıda yaralı varken, can çekişen insanlar varken hakikaten akıl almaz bir biçimde oraya gaz attılar. Ne yazık evet. ki bundan dolayı da hekimlerimiz müdahale edemediler. Yerde can çekişen insanlar, nefes almakta zorlanan insanlar bu gazdan dolayı da zehirlenip ölmüş olabilirler. Nefes alamaz hale gelmiş olabilirler. Bu tabloyu görmek hakikaten hepimiz açısından son derece acıydı. Maalesef. Hepimiz açısından son derece acıydı. Maalesef. Daha sonra tomalardan sular sıkıldı. Ambulansların gelmesi ne yazık ki oldukça zaman aldı. Yollarda kapalı olduğu için. Hı hı. Tam bir arbede yaşandı o dakikalarda. Evet. Sağlık Bakanlığı'ndan... Ama sonrasında hastanelerdeki bakımın ve çalışmaların son derece iyi olduğunu söyleyebiliriz. Evet, evet. 8 hasta dedi Hakan Bey, Hakan Can Duran. Şu anda ne yazık ki parçalandığı için tespit edilemiyor kimlikleri. Siz neler evet, söyleyeceksiniz? Evet. Durum ne kadar vahim boyutta? Kesinlikle. Zaten hemen olayın üzerine oraya vardığımızda ne kadar vahim bir durum olduğunu biz hekimler olarak fark etmiştik. Hı hı. Pek çok parçalanmış insan bedeni, etrafta doku parçaları vardı. Daha sonra savcılıkla birlikte bizim Türk Tabipleri Birliği'nin görevlendirdiği adli tıp hocaları da savcılığa eşlik ettiler. Cenazelerin kaldırılmasında, evet. adli raporlarının oluşturulmasında hakikaten son derece vahşice bir olayla, çok büyük bir katliamla karşı karşıyayız. Evet. İlk koşan aslında sizler oldunuz. Ancak Sağlık Bakanlığı yetkilileri de zaman zaman açıklamalarda bulunuyorlar. Kriz masası oluşturmuşlardı biliyorsunuz. Kana ihtiyaç evet. yoktur gibi açıklamalar bile yapılmıştı. Biraz önce Hakan Bey bir örnek verdi. Çankaya Belediyesi'ne örnek vermişti ama Kızılay Kan Merkezi olayı sahiplendi dedi. Aslında bütün vatandaşlarımız, tüm Türkiye biliyor ki kimler bu işin içinde ve kimler çaba sarf ediyor. Biz de elimizden geldiğince yansıtmaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Kolay, ben teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyoruz. Sizlerle de bağlantı kurmuştuk. Sizin aracılığınızla da kan ihtiyacını ben belirtmiştim. Evet. Değişik basın yayın organlarıyla. Ankara'daki evet. Çok sayıda duyarlı yurttaşımız hastaneleri hasıl etti ve kan verdiler. İşte yok açıklaması gelince birdenbire Sağlık Bakanlığı'ndan bu da bir tartışmaya yol açtı yani, açıkçası. Yani son derece talihsiz bir açıklama o. O kadar çok kanamalı hasta varken, pek çok hasta ameliyata alınmışken, yüzlerce hasta bir anda hastanelere akın etmişken, yüzün üzerinde ameliyat bir anda başlamışken Ankara'nın hastanelerinde kana ihtiyaç yok diye bir açıklama hakikaten utanç verici. Kuşkusuz Kızılay'ın da hastanelerinde kendi ellerinde stoklar oluyor ama bu stoklar bu kadar 60 talebi karşılamaya yetmiyor. O anda mutlaka kan bağışı yapıp destek vermek gerekiyor. Eriyen stokları telafi etmek gerekiyor. Değişik kan gruplarında ihtiyaçlar ortaya çıkabiliyor. Evet. Yurttaşlarımızın duyarlılığı ben eminim ki daha çok can kaybı olmasını engelledi. Sağlık çalışanlarının özverili çalışması, alandaki yurttaşların özleriyle yaralıları kaldırıp hastanelere ulaştırmaları, daha sonra 112 ekiplerinin yoğun çabası yaralıları kaldırmak için eminim ki daha çok yaralı olmasını, daha çok can kaybı olmasını engelledi. Evet, evet. Evet, çok teşekkür ediyoruz Sayın İlhan. Kolaylıklar diliyoruz tekrar. Ben teşekkür ediyorum. Sizlere de iyi yayınlar, kolaylıklar diliyorum.
Evet, Türk Tabipler Birliği Başkanı, Merkez Konsey Başkanı Beyazıt İlhan aktardı. Yüzü geçiyor dedi ölü evet. sayısı. 138 kişinin şu an tedavi gördüğünü, yatarak tedavi gördüğünü ve 440'ı aşkın kişinin de ayakta tedavi için başvurduğunu hastanelere geldiğini söyledi. Gerçekten tabloya bakınca, rakamlara bakınca inanılmaz bir olay. Evet. Gazeteci Mehmet Faraç bağlanmıştı yayınımıza dün ve demişti ki bu olay aslında birkaç dakika ya da birkaç bir saat sonra, yarım saat sonra olsaydı çok feci sonuçlanacaktı. 700-800 kişinin ölümüyle sonuçlanabilirdi dedi. Evet. Çünkü sanki organize edildiği belliymiş gibi insanların kaçış noktasına doğru bir kez daha bir bomba daha atılıyor, patlatılıyor diyelim. Şimdi kısa bir aramız var. Ardından detayları yine konuşmaya devam edeceğiz. Sevgili seyirciler, reklamların ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. Paspas yaparken hala eziyet mi çekiyorsunuz? O zaman maalesef out'sunuz. Köhlerden köhlaman kazanabilirsiniz. Seyirciler, Ankara Barosu Başkanı Hakan Can Duran'la sohbetimiz sürüyor. Olaya ilişkin detaylar diyelim daha doğrusu. Sayın Can Duran, şimdi demir bilyelerden bahsedildi hep. Tekrar bir o güne dönelim. Siz de gördünüz mü? Efendim, ben biraz önce de arz ettiğim gibi otopsiler aşamasında içerideydim. Evet, ben gördüm. İnsanların vücutlarında 8-9 milimetre büyüklüğünde bilyeler toplandı. Onların delikleri vardı yüzlerinde, vücutlarında. Şarapnel parçaları ile birlikte bu bilyeler benim anladığım kadarıyla bombanın etkisini arttırıp can kaybının daha da çok artmasını sağlamak amacıyla konulmuştu. Maalesef gerçek, yani gördünüz. Evet, gözümle zaten gördüm, gerçektir. Gelen hem konuklardan hem de görgü tanıklarından da biz aynı şeyleri duyduk. Şimdi ölülerin ve yaralıların üzerine gaz atıldı dendi biraz önce. Hem siz belirttiniz, hem Beyazıt İlhan da bunu evet. söyledi. Belki de yaşayacaktı birkaç vatandaşımız orada ama ne yazık ki böyle bir durumla karşı karşıya kalındı. Siz suç duyurusunun içinde aslında görevi kötüye kullanmak derken işte orayı tekrar açalım. Evet efendim. Şimdi Sayın İlhan bu olayın tanığıdır. Benim kanaatimce savcılıkta mutlaka ifade vermelidir. Bizim bu suç duyurumuz üzerine bu ifade alınmak zorundadır. Çünkü Sayın İlhan aynen şunu söylüyor. Biz insanları kurtarmak için aşırı bir çaba gösterirken bizim ve yaralıların üzerine gaz sıktılar. Biz görevimizi yapamaz hale geldik ve yaralılar bundan çok etkilendi. İşte görevi kötüye kullanmak bu değil de nedir? Bir canı bile fazladan kurtarmak inanılmaz bir gayret gerektirirken o gayreti bir gazla siz ellerinden alıyorsunuz doktorların. İşte suç duyurusunun temelinde bunlar var. Lütfen vatandaşlarımız, bilgisi olanlar, görgüsü olanlar gelip savcılığa bu konuda mutlaka ifade versinler ve gerçekleri gözleriyle gördüklerini anlatsınlar. Bu olayın failleri bir an önce ortaya çıksın. İç güvenlik paketini eleştirirken hep niçin i̇şte eleştirdiğimizde için. Evet, evet bugünler için. İşte efendim biz bunlar için iç güvenlik paketini eleştirmiştik. İşte savcıların, hakimlerin yetkilerini hükümetin ajanlarına, hükümetin valilerine vermeyin demiştik. İşte bugünler için söylemiştik. Bakın şimdi delil toplama yetkileri dahi savcıların, hakimlerin ellerinden alınmak üzeredir. Bu durumdadır ne yazık ki. İşte bunun sonucu ülkemiz daha da karanlık günlere gitmektedir. Boşuna yürümedik, boşuna anlatmadık, boşuna izah etmedik ama hiç kimse bizi dinlemedi. Evet, 1 Kasım seçimleri yaklaşıyor. Bir yandan da tabii ki sandık çağrısı da yapmak mı gerekiyor? Sağduyu çağrısı da yapalım. Ama sağduyu çağrısını yaparken de hükümetin üzerine düşen görev bu olayın bir an önce aydınlatılması. Kesinlikle. Biraz önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika'da yaşanan, ABD'de yaşanan 3 Müslüman gencin öldürülmesine ilişkin Obama'ya çağrısıydı. Evet. Ama biz de baktığımız zaman biraz önce Beyazıt İlhan'ın rakamlarını verirsek eğer yüzü geçti diyor. Resmi rakamlara göre 97 vatandaşımız hayatını kaybetmiş ki artmasından endişe ediliyor. Çünkü aynen. 138 yoğun bakım. Kişi çünkü 138 içeride. Kişi şu anda yatarak tedavi altında. Evet.
yoğun bakımda bulunanlar var. Biz aynı durumu kendi vatandaşlarımız için de beklerdik diyelim, değil mi? Efendim, daha da fazlasını beklerdik. Oradaki 3 Müslüman gencin ölümüne hepimiz çok üzüldük. Hepimiz tepki gösterdik. İçerideki yüzün üzerindeki insan bizim vatandaşımız değil miydi? Onlar Müslüman değil miydi? Belki bir kısmı Müslüman değil miydi? Neden bu tepki var? Neden insanların görüşlerine, insanların hayata bakışlarına göre tepkiler farklılaşıyor bu hükümette, bu idarede? Bizim üzüldüğümüz bu. Herkese eşitlik isterken ve sessiz bakın, kalırsanız deniyor. Dünya da size sessiz kalır. Bu dünyanın kadar bize bakış açısını zaten günlerdir haberlerimizde de veriyoruz biz de. Artık biliyoruz hepsini, evet. Hepsini biliyoruz. Herkes biliyor. Dünya artık Türkiye'nin ne durumda olduğunu görüyor. Tabii buradan şunu da sormak istiyorum. Şimdi siz yargının içindesiniz. Zaman zaman emniyetle bir aradasınız. Mesleğiniz gereği de yargıda ve güvenlik güçlerinde AKP ve Erdoğan korkusu hakim olarak görebiliyor musunuz? Örneğin istemediği konular üzerinde, Cumhurbaşkanı ve AKP'nin istemediği konular üzerinde durulabiliyor mu yeterince? Efendim, bu mümkün mü? Günümüz Türkiye'sinde bunun mümkün olmadığını aslında hepimiz çok iyi biliyoruz. Daha doğrusu görüyoruz ve yaşıyoruz. Savcılar, hakimler, emniyet teşkilatı birilerinin ayağına basabiliriz endişesi veya korkusuyla bile birçok olayın üstüne gidemiyorlar. Ben de mi yargılanırım? Ben de mi diğerleri gibi sorgusuz, sualsiz içeriye atılabilirim? Ben de mi acaba ücra bir köşeye tayin görebilirim diyebilir. Bu korkuyla bir kısım çoğunluktaki emniyet görevlisinin bu yönde hareket ettiğini biliyoruz, görüyoruz. İşte siz yargıyı yürütmenin içine katarsanız, yürütmeyi, yargıyı kontrol amacıyla kullanırsanız işte karşılaşacağınız budur. Bağımsız yargı diye boşuna konuşursunuz. Hakim Savcılar Yüksek Kurulu'nu siyasetin bir parçası haline getirirseniz işte karşılaşacağımız sonuç budur. İşte kapalı dosyalar, peşine düşülmeyen evraklar, aranmayan, bulunamayan deliller böylece karşınıza çıkabilir. Evet, bir başkanlık sevdası, yarışı, nerelere geldi ne yazık ki. Şimdi olaya ilişkin tekrar ayrıntılara değinmek istiyorum ben. O gün, olayın olduğu günün gecesinde yaklaşık bir 10-12 saat önce bomba Ankara'da patlayacak diye bir paylaşım vardı Twitter'da. Üzerinde. Buna benzer başka paylaşımlar da vardı. Hatta birinin açık açık yazdı. Şu an ismini hatırlayamayacağım o Twitter hesabının. Sonrasında kapandı tabii bu hesaplar. Ama biz sosyal medyayı bu kadar yakından takip eden bir ülkeyiz. Böyle bir iktidara sahibiz. Evet. Yazdığımız, çizdiğimiz herkes için geçerli bu. Her an takip altına, anında bir incelemeye alınıyor. Nasıl oluyor da bu gözden kaçıyor? Sanıyorum muhalif tavırda olanların tweetleri, mailleri, Facebook'ları inceleniyor. Lehlerinde olanlarınkine bakılmıyor. Ama Türkiye'de istihbarat teşkilatlarının artık yeterince çalışmadığını, birilerinin güvenliğinden başka bir şeyleri düşünmediğini gördüğümüz bir ortamda ben bunu çok doğal görmek durumunda kalıyorum. Ne yazık ki bu bilgilerin hiçbiri değerlendirilmiyor, göz ardı ediliyor. İstihbaratın çünkü bununla ilgilenecek vakti yok. Başkalarının güvenliğini sağlamak istemiyle dolular. Evet, evet. Ne yazık ki bu şekilde geldiğimiz nokta. Baktığımız zaman neresinden tutsak elimizde kalan bir durum. Oysa ki çok masumane bir toplantıydı, yürüyüştü, evet. Birliktelik olacaktı, bir mitingdi. Herkesin, sanatçıların, aydınların yaptığı bir çağrıydı bu. Ancak ne yazık ki gerçekleşemedi ve başında olduğu için, mitingin başında olduğu için de bu patlama, ölü sayısının o yüzden aslında daha az olduğunu söylüyoruz yani. Evet. Biraz daha zaman geçmiş olsaydı 700-800'lere varacak bir rakam da söyleniyor. Acı kayıplarımız devam etti. Ne yazık ki bugün sabaha karşıdı.
3'e doğru diyelim gece saatlerinde sabaha karşı. Usta oyuncu, sanatçı, yönetmen, aydın, ona her türlü şey söyleyebiliyorum şu anda. İyi bir Atatürkçü. Ne yazık ki Levent Kırca'yı kaybettik. Bununla ilgili görüşlerinizi de alacağım konuyla ilgili ama çok üzücü gerçekten. Özellikle paylaşmış olduğu o sözlere de değineceğiz ama önce bir duygularınızı alalım. Efendim, o kadar zamansız, o kadar bizim Türkiye'nin ihtiyacı varken gitti ki, o kadar müthiş bir sanatçı gitti ki, o kadar korkusuz bir sanatçı. Giderken söylediği şey aklımda şöyle kaldı: dik durun, Atatürk'le durun, Atatürk'le kalın. İnanılmaz. Evet. Günün içinde bulunduğumuz koşullara ilişkin herhalde söylenebilecek en doğru sözlerini söyleyerek gitti. Allah rahmet eylesin. Kalanlara başsağlığı diliyorum. Evet, evet. İnsan olarak birbirimizi sahiplenmek, birleşebilmek için uzaylıların dünyayı istila etmesi mi gerekir demişti. Böyle bitirmişti. Kavganın bitmesi gerektiğini bu dilekleriyle paylaşmıştı. Ve dik durun, adil olun, sabırlı olun, daha iyi bir dünyada görüşmek ümidiyle Atatürk'le kalın, Cumhuriyet'le kalın, hoşça kalın dedi ve aramızdan ayrıldı. Biz tabii içimizden bir parça kopmuş gibi oluyoruz ve birçoğumuz çocukluğunu, gençliğini, geçmişini de, geçmişinden de parçalar onunla birlikte gidiyor ne yazık ki. İyiler aramızdan çabuk ayrılıyor diyelim. Evet, sizin şu anda bir iki dakikamız kaldı, hemen toparlayalım. Devam edecek ama bu suç duyurusunda bulundunuz. Evet, ardındayız. Bunun arkasındasınız. Hı. Fakat bir son dakika gelişmesini okumuştuk, onu tekrar hatırlatalım. Ankara'daki patlama için başsavcılık kısıtlama kararı aldı. Bu kısıtlama kararına elbette ki itirazlar edilecek. Edilecek. Onu soracaktım. Evet. Ne yapmayı düşünüyorsunuz bununla ilgili? Efendim, zaten ailelerin avukatları, Ankara Barosu'nun avukatları, Ankara Barosu'nun yönetimi, çünkü biz de Uygar Coşkun'umuzu kaybettik. Biz de meslektaşımızı kaybettik. Biz de bu davanın arkasında durmak zorundayız. Buna sonuna kadar da duracağımızın yeminini de ettik. Biz de gerekli itirazlarımızı yapacağız. Aileler de yapacak. Avukatlar yapacak, herkes yapsın. Gizlilikle, saklılıkla bu ülke hiçbir yere varamadı. Lütfen açık olsunlar, bıraksınlar. Bizler de delillerimizi koyalım, doğru bir inceleme yapılmasını sağlayalım, kontrol edelim. Evet, bir taraftan da sağduyu çağrılarımızı da iletelim sevgili seyirciler. Bu kaosa sürüklenmeyelim. Bir taraftan bunu da her defasında belirtiyoruz. Önümüzde seçimler var. Herkes özgür iradesini sandıkta gösterecek. Sandığa gidin çağrısı da yapıyoruz bu arada. Çok teşekkür ediyoruz. Son bir şey söylemem mümkün müdür? Biz şunu diyoruz Ankara Barosu olarak. Barış mitinginde ölenlere ve meslektaşımız Uygar Coşkun'a borcumuz olsun. Barış getireceğiz bu ülke. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Evet, Ankara'da cumartesi günü barışa ve özgürlüğe bomba atıldı aslında. Ancak biraz önce Hakan Bey'in de dediği gibi inadına barış diyoruz. Evet sevgili seyirciler, ne yazık ki süremizin de sonuna geldik. Ana haber bültenimizde yaşanan tüm gelişmeleri izleyebilirsiniz. İyi akşamlar.